Bugünkü video için çok heyecanlıyım. Başlıktan da görmüş olduğunuz üzere Yılan ve Güvercin serisinin ilk kitabına başlıyorum. Biliyorum bu kitabı çok 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 daha önce okumuş olmam gerekiyordu. Pek çoğunuz bu kitaba hakimdir büyük ihtimalle. Ama benim için doğru zaman bu zamanmış diyelim. 2019 Amazon yılın en iyi kitabı seçilmiş. Bir cadı ve bir cadı avcısı arasındaki bir aşk anlatıyormuş. Kitapla ilgili bilgilerim bu kadar. Çok fazla spoiler yemek istemedim açıkçası. O yüzden hadi başlayalım. Çıkmam gerektiği için çok fazla okuyamadım. Uyumadan önce biraz okuyabildim. 184'e geldim. Şu anda kitap çok eğlenceli gidiyor. Aslında ilk 50 sayfasında biraz sıkılacağımı düşündüm ama şu anda konu çok güzel ilerliyor. Cadı meclisinden kaçmış bir cadımız var, adı Lu. Yine meclisten arkadaşı Coco ile beraber bu iki cadımız hırsızlık yapıyorlar. Ve bir tiyatroda çalışıyorlar ve bu tiyatrodan kostümleri sürekli araklayıp hırsızlıklarını o şekilde yapıyorlar. Ve buradaki gördüğümüz dünyada kiliseyle bağlı çalışan cadı avcıları var. Kitabı iki ağızdan okuyoruz. Bir cadı avcısı Raid'in ağzından, bir de cadımız Lu'nun ağzından okuyoruz. Olaylar bir şekilde gelişiyor ve baş psikoposumuz Lu ve Raid'i evlendirmeye karar veriyor bir anlaşma doğrultusunda. Tabii Lu'nun cadı olduğunu bilmiyorlar ve bir cadı bir cadı avcısıyla evleniyor ama cadı avcısı henüz karısının cadı olduğundan haberi yok. Bakalım şu anda gerçekten güzel gidiyor, göreceğiz. Bitirdim. Dün gece uyumadan önce bu kitabı bitirdim. O yüzden güncellemeyi de bir sonraki gün şu an gündüz çekiyorum. Hatta az önce başka bir video çektim. Onu da yakında yayına koyacağım. Hatta hangi videoyu önce koyacağımı şu an bilmiyorum. Yılan ve Güvercin'i gerçekten çok sevdim. Beklentimin o kadar üzerindeydi ki. Yani büyük bir umutla başlamıştım ama bu kadar güzel olacağını gerçekten beklemiyordum. 5 yıldız verdim. 5 üzerinden 5, 4,5'dan 5 değil. Tam olarak 5 yıldız verdim. Kitabın sonunda gerçekten... Nasıl ya? Dedirttirdiği için bayıldım. Ve zaten bugün sabah dayanamadım. Uyandığımda kan ve bala başladım. Çok okuyamadım daha. 30 sayfa okumuşum. İlk iki bölümü okudum. Bugün buna devam edeceğim. Ben aslında bu maratonu sadece birinci kitap için çekmek istiyordum. Ama sanırım bütün seriyi ard arda okuyacağım. O yüzden de bunu Yılan ve Güvercin maratonu olarak yapacağım. Bu seriyi tamamen okuyacağım. Şimdi hemen ikinci kitapla devam edelim. Sonuna geldik, kitabın da sonuna geldik ama benim sindirmem lazım. Son 3 bölümde olay üzerine olay oldu. Hangi olaya şaşıracağımı bilemedim. Yazar resmen demiş ki size öyle bir son veriyorum ki gidip 3. kitabı okumak zorunda kalacaksınız. Kan ve Bala da 5 yıldız verdim ama bu sefer 4,5'tan 5 yıldız verdim. Yarım puan kırma nedenim kitabın ortalarının sıkıcı olması. Ama son 150 sayfada o kadar güzel toparladı ki... O yüzden de sadece yarım puan kırdım. Bu kitapla beraber cadılarımızı daha derinden inceliyoruz. Bu dünyada kan cadıları da var. Kan cadılarını daha yakından tanıdık. Ayrıca hikayemize kurt adamlar dahil oldu. Spoiler olacağı için söylemediğim bir karakterimiz daha katılıyor.
ve bir sürü yan karakterimiz var. Reid karakterine bu kitapta çok sinir oldum. Birinci kitapta çok sevmiştim aslında ama bu kitapta beni hayal kırıklığına uğrattı. Artık Reid karakterinden nefret ediyorum. Fikirleri, düşünceleri asla hoşuma gitmiyor. Baştan sona bir olay içerisindeyiz. Çok durağan ilerlemiyor. Ama birkaç sahnesi vardı. Gerçekten fazla uzundu. Bir an önce bir şey olmasını bekledim. O yüzden ortalarında sıkıldım ama sonuna doğru toparladı gerçekten. Bu maratonu yaptığım için çok mutluyum. Bu seriyi okuduğum için çok mutluyum. Ve çok uykum geldi. Çok uykum gelmeseydi 3. kitaba başlayacaktım. Yani bilmiyorum, sağım solum belli olmasa her an 3. kitaba da başlayabilirim. Ama büyük ihtimalle uyuyacağım. O yüzden yarın 3. kitapla devam edelim. Sayfaya geldim. Şu an kitap çok güzel ilerliyor. Deniz kızlarımız var şu an. Cadılardan çok deniz kızları ile ilgili şeyler öğreniyoruz. Yazarın hayal gücüne bayıldım. Çok yaratıcı bir kadın. Yarattığı dünyayı, yani burada yarattığı karakterlerden ve kitap içinde yaptığı olaylardan apayrı 10 tane, 15 tane daha fantastik roman, fantastik seri çıkabilir. Kitabın ilk 100 sayfasında öyle bir olaydaydık ki, yani ben dedim ki kitabın sonuna kadar biz bununla mücadele edeceğiz. Çünkü çok büyük bir olaydı ve ilk 100 sayfada biz bu olayı çözdük. Sonra dedim ki kitap daha ne kadar nereye ilerleyebilir ve ilerlemeye devam ediyoruz. Bakalım devamında ne olacak. Maratonumuzun sonuna geldik. Çok güzel bir maratondu. Bu maratonu yaptığım için çok mutluyum. Bütün seriye tamamen 5 yıldız verdim. Her kitabına ayrı ayrı 5 yıldız verdim. Ve totalde 5 yıldızlık bir seri oldu. Dün gece Tanrılar ve Canavarları bitirdim. Ama güncelleme çekemeyecek kadar fazla uykum vardı. O yüzden sabah hepsine beraber çekeceğim. Serinin en sevdiğim kitabı hangisiydi? Tanrılar ve Canavarlar'dı. Çünkü kurgusu çok güzeldi. İçinde çok fazla olayımız vardı. Olaydan olaya koştuk. Çok sürükleyiciydi. Çok güzeldi. Ama tabii serinin ilk kitabının yeri ayrı çünkü karakterlerle tanıştığımız kitaptı ve bu kitabı çok sevmiştim. En az beğendiğim kitap ikinci kitap oldu. İkinci kitap da çok güzeldi ama diğer ikisine göre birazcık sıkıcıydı. O yüzden de ona 4,5'tan 5 yıldız vermiştim. Biliyorsunuz ki bu seri benim favori fantastik serilerimden biri oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Okuyacaksınız ve pişman olmayacaksınız, emin olun. Ve videonun sonuna geldik. Başka bir maraton daha yapmak istiyorum. Gerçekten çok eğlenceliydi. Diğer maratonlarda ve diğer videolarda görüşmek üzere.